Sevgi Hastanesi sunar. Sağlık Dünyası programıyla bizler yeniden karşınızdayız efendim. Bu haftada her hafta olduğu gibi stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuzu ağırlayacağız. Hocamızı ağırlayacağız. Kendisi Ordu'da yeni bir isim. Ordulu değil. Ancak programımıza başlamadan ve kendisini takdim etmeden önce hatırlatmak istediğim bir konu var. 0452-800-0052 no'lu telefon hattından bizlere ulaşarak canlı yayında sorularınızı sorabilirsiniz. Merak ettiğiniz konuları bizlere iletebilirsiniz. Onun haricinde TV52'nin Facebook sayfasından da yayın yapıyoruz. Canlı yayın videomuzun altına yorumlarınızı bırakabilirsiniz diyerek hocamıza hoş geldiniz diyelim. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Sizi sormalı. Bizler de çok iyiyiz. Teşekkürler. Ayhan Bey, bizler sizi tanıyoruz ama siz de Ordu'da yeni bir isimsiniz. Malumunuz. Ordulu değilsiniz. Daha henüz yeni geldiniz. Yeni burada göreve başladınız, işe başladınız diyelim. Evet. Öncelikle bize kısa bir şekilde kendinizi tanıtır mısınız? Evet. Merhaba tekrar. İyi akşamlar. Ben aslen Elazığlıyım. 1979 Elazığ doğumluyum. Hı hı. Ailem İstanbul'a göç etmiş. Orada ilkokul, ortaokul okuduk. Liseyi orada okudum. 1996 Samsun Tıp Fakültesi girişliyim. Daha sonra İstanbul'da Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne dahili uzmanlığı okumak üzere asistanlığı kazandık. Hı hı. Dahili uzman olduk. Gümüşhane'de meclis hizmet yaptım. Giresun'a çalıştım. Hı hı. 7 yıl kadar. Son 3 haftadır da orada bir özel sağlık merkezinde dahili uzman olarak işe başladım. Evliyim, 2 çocuğum var. Evet. Burada devam edeceğiz. Yani uzun bir süre buralarda çalışmak istiyorum. İnşallah diyelim. İnşallah devam edeceğiz burada. Evet. Tabii ilerleyen dönemlerde bizler sizlerle program yaptıkça sizin burada zamanını biraz daha geçirdikten sonra Ordulu vatandaşlarımız da sizi tanıyacaktır. Bugün güzel bir konuyu konuşacağız. Aslında kışın çok gündemde olan bir konu bu konu. Ve vatandaşlar gerçekten de çok bu durumdan yakınıyorlar. Yani korunmaya çalışıyorlar. Gribal enfeksiyonlardan bahsediyorum. Gribal enfeksiyonlarla ilgili konuşacağız ama öncesinde gribal enfeksiyon nedir? Bundan biraz bahsedebilir misiniz? Evet, gribal enfeksiyon toplumun önemli sağlık sorunlarından biri. Hı-hı. Ölümcül, hayat tehlike arzından birinci derece bir sağlık sorunu değil. Evet. Fakat virüslerin sebep olduğu, özellikle influenza virüs dediğimiz virüs ailesinin sebep olduğu bir hastalık grubu. Solunum yollarıyla, üst ve alt solunum yollarıyla enfeksiyon belirtileri yapıp şikayetler ona göre karşılaştığımız dünyada bir hastalık. En sık özellikle iş gücü kaybına sebep olan hastalıklardan biri. Evet. Evet. Peki hocam belirtileri nelerdir bu hastalığın? Şimdi bu hastalığın belirtileri ateş, öksürük, boğaz ağrısı, halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, yaygın vücut ağrısı, işte zaman zaman boğazda gıcıklanma, ağrı. Bu tür şikayetler genellikle sık karşılaştığımız şikayetler oluyor. Evet. Hocam dediğiniz gibi sizin de iş gücü kaybına vesaire neden oluyor ve günlük yaşantımızda da bizi çok zorlayan bir hastalık oluyor gribal enfeksiyon. Hani grip deyip geçmemek gerekiyor gerçekten. Hani o da bir hastalık ve dediğim gibi günlük yaşantımızı da etkiliyor, sosyal yaşantımızı da etkiliyor bir şekilde. Ancak hep kışın gündeme geliyor bu hastalık. Soğuk günlerde gündeme geliyor. İşte soğuk algınlığına yakalandığımızı zannederek oluyor. Peki gribal enfeksiyonlarla soğuk algınlığı arasındaki farklar nelerdir? Aynı mıdır acaba? Şimdi ikisi aslında aynı şey değil. Biraz daha farklı. Hı hı. Gribal enfeksiyonda influenza virüs dediğimiz virüs ailesi, influenza A virüsü özellikle, hı hı. B'de tabii. Özellikle influenza virüs dediğimiz bir virüsün sebep olduğu bir hastalık. Evet. Gribal enfeksiyonda normal soğuk algınlığı veya nezleden biraz daha farklı. Ateş yüksek oluyor. 38 derece, 39 derece, 40 derece özellikle çocuklarda varan yüksek ateş oluyor. Yaygın vücut ağrısı oluyor. Özellikle kas ağrıları. Hastalar bunu çok ifade ederler. Sırtlarında, bellerinde, kalçalarında özellikle yaygın kas ağrısı oluyor. Ve semptomlar biraz daha ağır. Tablo biraz daha
ağır seyrediyor. Nezlede solunum yolu enfeksiyonlarında ya da diğer soğuk algın dediğimiz olayda yine etken virüsler. Rinovirüs ailesi daha çok burada. Tabii başka virüsler de etken oluyor ama nezle ve soğuk algını biraz daha hafif seyreder. Yani ateş biraz daha gribal enfeksiyonundaki kadar yüksek olmaz. Burun akıntısı, burun tıkanıklığı nezlede daha fazla olur. Hapşırma çok olur. Yaygın vücut ağrısı, yaygın kas ağrısı bu kadar beklemiyoruz. Biraz daha nezle biraz daha hafif seyreder. Daha böyle hani daha seyir hafiftir. Gribal enfeksiyonun yani seyri daha ağırdır. Yani aynı şey değil. Biraz birbirinden farklı. Hem etkenler farklı, hem hastalığın seyri, kliniği farklı. Yani halk arasında işte nezle oldum, grip oldum. Böyle hastalar hani böyle karışık hepsini bir kefeye koyarlar ama öyle değil. Birbirinden farklı etken olarak, seyir olarak. O zaman tedavi yöntemleri de mi farklı? Tabii hocam? Tedavi yöntemleri de çok farklı. Şöyle mesela nezle kendi kendine iyileşir. İşte bronşittir, zatürredir, efendime söyleyeyim işte orta kulak iltihabıdır, otit ya da sinüzit bu gibi komplikasyonlarla seyretmez. Daha çok işte genel önlemlerle işte efendime söyleyeyim destekleyici tedaviler ile atlatılabilen bir durum. Fakat gribal enfeksiyonlar biraz ağır seyrediyor özellikle çocuklarda. Şimdi gribal enfeksiyon tedavi edilmediği takdirde biraz daha ağır tablolarla karşımıza çıkıyor. Mesela zatüre çok yapabiliyor. İşte bronşit olduğu hastalar. Yine orta kulak iltihabı, sinüzitler, tonsilit, bademcik iltihapları. Yani gribal enfeksiyon bizim için her zaman daha önemlidir. Evet. Peki hocam gribal enfeksiyonun evet belirtilerine değindik. Gribal enfeksiyon nedir? Bunlara değindik. Peki tedavisi nasıl oluyor? Yani ilaç tedavisiyle mi yoksa ilaç tedavisi olmadan da bir şekilde hani bitki çaylarıyla vesaire biliyorsunuz halk arasında çok yaygın bitki çayları. Bunlarla da tedavi edilir mi? Tabii gribal enfeksiyonla şimdi yaklaşımımız şu şekilde. Önce hastanın şikayetlerini dinliyoruz. Ne zaman başladı? Nasıl oldu? İşte kaç gündür var, işte muayenesini yapıyoruz, işte ateşine bakıyoruz, boğazlarına bakıyoruz, akciğer muayenesini yapıyoruz, dinliyoruz. Daha sonra genellikle laboratuvar verilerinden faydalanıyoruz, sadece işte muayeneye göre karar vermiyoruz. İşte kanda bizim enfeksiyon parametreleri dediğimiz değerler var, onlara bakarak da işte lökosit değeri, işte CRP değeri, hani laboratuvarda değerlendiriyoruz, belli bir seviyenin üzerinde mi değil mi, işte hastalığın seyri hakkında bize fikir veriyor bunlar. Bunlara baktıktan sonra nasıl bir yol izleyeceğimize karar veriyoruz. Başlangıçta hastalık genellikle ilk 3-4 gün içinde biraz daha ağır seyrediyor. Şikayetler o zamanlar daha fazla oluyor. Sonra kendi kendine şikayetler azalıp kaybolabiliyor. Bazen bizim tedavilerle şikayetler azalıyor ve kayboluyor. Başlangıçta tabii önce basit önlemler, basit uygulamalar nedir bunlar? İşte bol sıvı alacak. Bol su. Efendime söyleyeyim, işte C vitamini, A vitamini, E vitamini gibi antioksidan, efendime söyleyeyim, portakal, mandalina, özellikle yeşil sebzelerde, işte yiyeceklerden marul, maydanoz, brokoli, lahana, havuç, bunlar antioksidan özellikle. Bu tür besinleri hastalara öneriyoruz. Portakal, mandalina, C vitamini çok yüksek değeri olan turunçgillerden. Daha sonraki seyirde ağrı kesici, ateş düşücü ilaçlar hastalara öneriyoruz. İşte ateşi belli bir seviyenin üzerindeyse, vücut ağrısı çok fazlaysa bu tarz ilaçlara başlıyoruz. İşte çocuklarda özellikle beslenemeyen, yetersiz sıvı alımı olanlarda, hastaneye başvuranlarda serum tedavisi, işte damardan besleme, parenteral sıvı dediğimiz olaylar. Bazen bu yaşlı hastalarda da biz çok tercih ediyoruz. Genç erişkinler kendi kendine biraz tolere edebiliyorlar, idare edebiliyor ama yaşlı hastalar bizim kronik hastalarımız var. Şeker hastaları, tansiyon hastaları, kalp hastaları bunlara serum tedavisi veriyoruz. Eşlik eden, eşlik eden bakteriyel enfeksiyon belirtilerinde antibiyotik tedavisine de peşine başlıyoruz. Evet hocam, bunlara daha detaylı değineceğiz ama öncesinde galiba bir telefon hattımızda izleyicimiz var sanırsam. Merhabalar. Merhaba. Efendim sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Ben Mehmet Bey. Hoş geldiniz Mehmet Bey yayınımıza. Sorunuzu alalım isterseniz. Ben astım var fakat ben bu boyunca bu astımı çıkaramıyorum. Acaba neden çıkaramıyorum? Astım var diyor, çıkaramıyoruz. Astımı çıkaramıyorum, niye astımı çıkaramıyorum? Astımı niye çıkaramıyor musunuz? Evet, çıkaramıyorum.
Yani ben, astım ben, geçmiyor mu, onu mu soruyorsunuz? Geçmiyor yani, astım tamam. Kesinlikle geçmiyor. Bu arada hava veriyor. Tamam, anlatayım ben size. Tamam Mevlüt Bey, çok teşekkürler. Hocamız yanıtlasın. Teşekkürler tabii. Aradığınız için. Şimdi bazı gripal enfeksiyonlar, soğuk algınlığı, nezle dediğimiz durumlar, bunlar iyileşen hastalıklar. Bir hafta içinde genellikle iyileşiyorlar. İyileşmeyenler işte bizim vereceğimiz tedavilerle iyileşiyor. Fakat bizim tıpta, sağlık alanında bazı hastalar ve hastalıklar kronik hastalıklar sınıfına giriyorlar. Kronik hastalıklar, yani ilaçla tedavisi mümkün olmayan, hastalığı ortadan sökemediğimiz hastalıklar. Fakat vereceğimiz ilaçlar hastayı rahatlatan, solunum yollarını rahatlatan, öksürüğü, balgamı, nefes darlığını azaltan, hastanın uzun süre kaliteli bir yaşam sağlamasını amaçlıyoruz. Fakat hastalığı ortadan söküp atamıyoruz. Çünkü neden? Astımda veyahut kronik bronşit koah dediğimiz akciğer hastalığında, akciğerlerde ilaçla tedavisi mümkün olmayan veyahut hastalığı tamamen söküp atamadığımız bazı olaylar gelişiyor. İşte bu olayları ortadan kaldıramadığımız için astımı hep silip atamıyoruz. Astım ilaçtan ortadan kaldırılacak, yok edilecek bir hastalık değil. Verdiğimiz ilaçlar sadece hastayı rahatlatmak için. İşte solunum yollarından çektiği havalar, inhaler diyoruz biz onlara. Onlar bronşları açık tutarak hastanın rahat solunum alıp vermesini, işte efendim mesela öksürük, balgam, nefes darlığı şikayetlerini azaltma yönelik. Yani bazı hastalıklar ilaçtan ortadan kalkmıyor. Vereceğimiz ilaçlar sadece hastayı rahatlatmak ve yani, uzun süre... Yani hocam ömür boyu çekmek zorunda mı? Ömür boyu çekmek zorunda kalıyorlar. Evet, astım, KOAH hastaları, kronik akciğer hastaları. Mesela bizim şeker hastalarımız, tansiyon hastalarımız. Yani bizim verdiğimiz ilaçlar bu hastalığı ortadan kaldırmak için değil. Hastanın kaliteli ve sağlıklı yaşamasını devam ettirmesi için verdiğimiz ilaçlar. Evet. Maalesef astım ortadan tamamen kaldırılan bir hastalık değil. Tabii tıp gelişir belki, herhangi bir gelişme olur. İlerleyen zamanlarda ne olacağı tabii ki de belli olmaz. Belki vatandaşımız da Mevlüt Bey de kendisine daha doğru bir tedavi yöntemini tıp gelişirse bulabilir diyelim. Evet. Hocam biz yine gripal enfeksiyonlardan dilerseniz devam edelim. Gripal enfeksiyonlardan bahsediyorduk, nedenlerinden bahsediyorduk, nasıl tedavi edilir bunlardan bahsediyorduk. En son... Nerede kaldık? Nedenlerinde kaldık. Nedenlerini konuştuk. Şimdi sormak istiyorum. Tehlikeli midir acaba hocam bu hastalık? Tehlike var mıdır? Tabii. Tehlike özellikle dediğimiz gibi komplikasyonlar gelişir. Yani hastalığın seyri biraz daha kötüleşirse tehlike arz ediyor. İşte başka bölgelerde enfeksiyona sebep oluyor. Akciğerlerde, sinüslerde, orta kulakta. Hocam sözünüzü kesmek durumunda kalıyorum. Bu konumuzu burada unutmayalım ama bir telefon bağlantımız daha varmış. Vatandaşlarımızın sormak istediği. Alalım telefon bağlantımızı da. Alo. Alo. Merhabalar. Merhaba. Hanife Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Evet, sorunuzu alalım Hanife Hanım. Benim kafamda, kulaklarımda bir kaşıntı var, onu sormak istiyorum. Dur be. Kaşıntı kulaklarında. Tamam. Başında. Kafamda, kulaklarımda. Tamam. Tamam. Tamam Hanife Hanım, teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Biz cevaplayalım sorunuzu. Evet, bu kafada, kulaklarda kaşıntı özellikle bizim hastaların çok sık duyduğumuz şikayetlerden birisi. Kulaklarda kaşıntının 3-4 tane sebebi var. İşte orta kulakla ilgili enfeksiyonlar, dış kulakla ilgili mantar, efendime söyleyeyim yine o bölgenin daha çok, yani hani genel sistemik dahili ile ilgili değil, genellikle kulak ile ilgili problemlerde kulaklara kaşıntı oluyor. Bunun tabii birazcık bizim konumuzun dışına çıkıyor. Kulak burun boğaz uzmanlarına muayene ettiriyoruz, gösteriyoruz. İşte herhangi bir enfeksiyon odağı var mı, bir mantar enfeksiyonu var mı ya da efendim o bölgede bir hastalık var mı, onu ancak muayene ederek anlaşılan bir şey. Yani yoksa hani kulakta kaşıntı iç hastalıklardan hani gelen bir şey olabilir mi? İç hastalıklardan gelen bir şey pek değildir bu. Kulaklarda kaşıntı yani daha çok o bölgenin bir hastalığıdır bence. En sık da mantar enfeksiyonları, öyle söyleyeyim. Cildiye ile de alakalı. Cildiye ile alakalı. Tabii bunun işte cildiye kısmını veya orta kulak, iç kulak kısmını hepsini kulak burun boğaz uzmanı arkadaşlar değerlendiriyorlar. Hani birazcık böyle o bölgenin hastalığı gibi düşünelim yani. O da muayeneyle anlaşılan bir şey.
Evet hocam. Evet. Dediğim gibi şu an daha programımızın başındayız ve iki telefon aldık. Gerçekten vatandaşlarımız da bu konuya ilgililer. Sağlık konusuna gerçekten ilgililer ve duyarlılar diyelim. Evet. Şu an gerçekten size sorularımı sormak istiyorum. Grip üzerine konuşmak istiyorum ama şu an yoğun bir telefon hattımız var. Üçüncü telefon hattımızı da alalım. Daha sonra programımıza devam edelim. Alo. Alo. Merhabalar. Merhabalar, iyi akşamlar efendim. Ben İstanbul'dan arıyorum. Adım Mehmet Gül Arıyor. Hoş geldiniz Mehmet Bey yayınımıza. Sorunuzu alalım hocamıza. Sorunum şu hanımefendi, doktor beye. Bende bir tansiyon yükselmesi var. İlacımı değiştirdim ben. Tabii kullanmış olduğum bir ilaç var benim. Bu ödem yapar dediler. Değiştirdim. Hem sabah hem akşam alıyorum. Fakat benim tansiyonum 17-18'den aşağı düşmüyor. Küçüğü 7-8-9'a kadar çıkıyor ki ben böyle bir tansiyon hastası olmamıştım şimdiye kadar. Tuz yemiyorum. Ekmek zaten hiç yemem, kullanmam. Şeker kullanmıyorum. Yemeklerime çok dikkat ediyorum. Kahvaltımı ona göre yapıyorum. Fakat bu tansiyonum düşmüyor. Bundan ne yapmam lazım? Bilakis gece daha çok yükseliyor. Evet. Mehmet Bey, teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Hocamız şimdi sorunuzu cevaplasın. Bunu doktoruma da ilettim. 15 gün böyle bunları yaz getirdi. Akşam sabah yazdım götürdüm. Biraz daha kullanacaksın. Bunun nedeni nedir? Nereye başvurmam lazım? Yani yemekle içmekten bir tansiyon değil. Ben çok dikkat ediyorum yani. Hakikaten o kadar dikkat ediyorum ki. Ya da ekmek yemiyorum. Şeker de hiç kullanmıyorum. Yürüyüşüm günde yani çok yürüyorum. Doktor müsaade ettiğinden biraz fazla yürüyorum. Yani sağlığını yapan, sabahın sporunu yapan bir insanım. Çok faal bir insanım. Yaşım 72. Ama koş desinler ben Çubuklu'dan Beykoz'a koşarım yani. Bir şikayetim yok. Evet. Peki teşekkürler Mehmet Bey tekrardan. Şimdi tansiyonum da bana bir vücutumda herhangi bir şikayet edecek bir halim olmuyor. Şöyle bir şey var. Kalbimin son tarafından böyle bazen ama sol koluma doğru hafif böyle cızız böyle sanki ufak bir böyle şey öyle bir şey duyuyorum. Ondan başka beni de pek rahatsız etmiyor ama. Tamam. Şimdi ne yapmam lazım? Doktora soruyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Yayınınız çok güzel. Böyle yayınlara zaten bizlerin de ihtiyacı var. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz bize katıldığınız için, yayınımıza katıldığınız için. İyi akşamlar. Evet geçmiş, buyurun hocam. Evet geçmiş olsun. İstanbul'dan evet. Arayan bir hastamız. Şimdi tansiyonu bir 2-3 dakika içinde ben kısaca özetleyeyim. Olay şu. Tansiyonda önce tansiyon nereden geliyor diye biz bazı araştırmalar yapıyoruz. İşte kan tellerine bakıyoruz, idrar tellerine bakıyoruz. Ondan sonra böbrek damarlarına veya böbreğin kendisine ultrasonla bakıyoruz. Ondan sonra gerekirse bir kardiyolojik muayene öneriyoruz. Kalp grafiği çektirip kardiyoloji uzmanına da kalpten bir ultrasona girip eko dediğimiz tetkiki yaptırıyoruz. Fakat tansiyon eğer 14.9'un üzerinde çıkıyorsa hipertansiyon adını alıyor. İşte evreleri var 1, 2, 3 diye. O detaylara girmeye gerek yok. Bu kan tellerinden, idrar tellerinden, kalp grafisinden, işte böbreklerin ultrasonografik veya işte diğer tetkiklerle değerlendirilmesinden sonra tansiyon ilaçları veriyoruz. Tansiyon ilaçları çeşit çeşit ilaçlar var. İçindeki maddeye göre. İşte birinci grup, ikinci grup, üçüncü, dördüncü, beşinci diye böyle gruplarımız var. Fakat tansiyonda ne kadar tahlil yaparsak, ne kadar araştırma yaparsak yapalım, dünyanın neresine giderse gitsin hasta, en ileri tetkiklerle bile 100 tane hastanın genellikle 90 tanesinde sebep bulunamıyor. Yani ne kalpte bir hastalık çıkıyor, ne tahlillerde bir şey çıkıyor, ne guatr tahlilleri bozuk çıkıyor, ne böbreklerinde bir bozukluk çıkıyor, ne kalpte bir sorun çıkıyor, hiçbir sorun bulamıyoruz. Biz buna esansiyel diyoruz. %90 yani hatta 95'te diyen kaynaklarımız var. Sebebi bulamıyoruz. Hasta şunu soruyor. Ya hocam bu nereden geliyor? Sebebi bulamıyoruz. Evet. Sebebi bulamadığımızı söylüyoruz. Fakat sebebi bulamadığımız zaman hastaya evine git, bir ilacı yok demiyoruz. İlaç tedavisine geçiyoruz. Diyoruz ki bak işte bu %90 sebep bulunamıyor. Fakat bizim bir şekilde bunu 14.9'un altına indirmemiz lazım. Fakat vücudumda nereden geldiği bilinmiyor. Ya aileden geliyor diyoruz ırsi ya da stres, sinirsel bir şey tetikliyor diyoruz. Şimdi tedavi kısmına geçiyoruz. Sebebi bulunca %10 grup, sebep bulduğumuz grup. Ya kalp hastalığı çıkıyor, ya böbrek hastalığı, ya hormon hastalığı, o sebebi bulursak o zaman hasta tansiyondan kurtulabilir. Onu tedavi ediyoruz.
Fakat sebebi bulunmayan grup %90 bu gruba girdiği için çoğunluğu sebep bulunamayan gruba giriyor. Bunlara da ilaç tedavisine gireceğiz. Şimdi ilaçların hafif derecede olanı var, kuvvetli olanı var. İşte günde sabah akşam verdiğimiz günde 3 kere 4 kere verdiğimiz ilaçlar var. Hı hı. Bu hastamızın yapması gereken bir dahiliye uzmanına ya da bir kardiyoloji uzmanına, kalp doktoru ya da bir daire doktoruna gidecek. Evet. Tallerin, tetkiklerin araştırmalarını yapacak. Evet, mutlaka. Ondan sonra hiçbir şey bulunamazsa ilaçlarına ya ikinci ilaç ya üçüncü ilaç ya da dozları artırılacak, ilave ilaç eklenecek. Bir ilaç yetmiyor. Muhtemelen iki ilaç da yetmiyordur. Üçüncü ya da dördüncü ilaç tedavisi eklenmesi lazım. Evet, yani tabii. Önce bir dahiliye doktoru ya da kalp doktoru bakacak, araştıracak. Bir şey buluyorsa söyleyecek ve bulduğu hastalığı tedavi edecek. Fakat bulamıyorsa ilaçlarının ya dozları artırılacak ya da ilave ilaçlar eklenip bir şekilde tansiyonu 14-9 seviyesinin altına indirmemiz lazım. Öbür türlü yüksek tansiyonun ileride riskleriyle hasta karşılaşıyor. Evet, mutlaka aslında Mehmet Bey'in de bir doktora görünmesi lazım diyorsunuz. İlaç tedavisi. Evet. Ve ilaçların dozu artırılacak ya da yedek ilaçlar eklenecek. Yapılacak evet. Bu. Evet. Hocam şimdi yine sorularımız var, konuşmamız gereken konular var. Ancak dediğim gibi çok yoğun da bir telefon trafiğimiz var. Olsun. Vatandaşlarımız sormak istiyor, öğrenmek istiyor. Şimdi telefon hattımızın ucunda yine bir vatandaşımız var. Bakalım kim telefon hattımızın ucunda? Muhsin Şimşek beyefendi var. Efendim yayınımıza evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Muhsin Bey. Hoş bulduk ablacığım, teşekkür ederim. Buyurun, doktorumuza sormak istediğiniz soruyu sorun isterseniz. Ben şimdi bir şey öğrenmek istiyorum doktorumdan. Benim sol kolumda bir ağrı var. Evet. Evet. Bir de sık sık idrar yapıyorum. Bu neden meydana geliyor? Evet, sol kolumda bir ağrı var evet. Ve sık sık. Tansiyon hastasıyım. Biraz da sinir var. Asabilik de var. Bunu ne yapmamız lazım? Şimdi sol koldaki ağrıdan başlayalım önce. Sol koldaki, evet. Sol koldaki ağrı bizim için her zaman bakılması gereken bir organımız var o bölgede. Kalp. Kalp evet. Kalpten bir muayene ediyoruz. Kalp grafisini çektiriyoruz. Kalp hastalığı var mı yok mu? Damar tıkanıklığı bir şey var mı yok mu diye. Oradan, evet. Oradan araştırıyoruz. Bir kalp muayenesini yapıyoruz. Orada bir şey bulursak tedavi ediyoruz. Kalple ilgili bir şey bulamazsak işte sinir sıkışması olur, boyun fıtığı olur veya işte sinirsel olur. Onun da boyundan işte sinir sıkışması düşünüyorsak MR'a koyuyoruz ya da işte uyuşma karıncalama varsa sinir testi yapıyoruz. Onu da nörolojiden doktor arkadaşlara sinir testine yolluyoruz. Evet. Buradan bir netice çıkar, kesin çıkar. Ya kalpte bir şey varsa kalp yönünden tedavi ediyoruz, yoksa sinir sıkışması varsa ona bakıyoruz. Peki hocam, bir de şu var. Şimdi mesela ben evet dinliyorum. Evet, galiba hattan düştü. Alo. Efendim buyurun, dinliyorum sizi. Bak ben şimdi şikayetimi söyleyeyim. Eğer gel derseniz ben bu şikayet üzerine geleceğim. Ben burada çok doktora gittim. Ben emekliyim. Benim sol kolumda bir ağrı var. Sol kolumda. Yalnız dirsekten yukarıda, yani büktüğümüz yerden yukarıda. Evet. Bir de bu bana kalbe doğru krem sürüyorum. Bana sanki kalbimi durduracak bir hale geliyor. Bir de idrarım. Sabah açkanına bir hapım var. Evet. Günde belki 20-30 lira, yani zor tutuyorum kendimi. Bir de kalp var, kolesterol var, şeker var, hepsi var bende. Tabii. Bana gel derseniz geleceğim. Tamam, bakalım nerede oturuyorsunuz? Ben Tekirdağ'da oturuyorum. Hemen geleceğim özellikle. İstanbul'da. Evet. Tamam, bekleriz. Şeker çok idrarı çıkartır. Hı-hı. Onu söyleyeyim. Yüksekse şekeriniz. Bir de prostat varsa, prostat sorunu evet. İkisi idrarı çıkartır. Evet. Şekeri düşürmemiz lazım. Özellikle açlık şekerini 140'ın altında indirmemiz lazım. 140, 130, 120 bu değere inerse haplan ya da insülinle o zaman idrarı çıkma azalır. Evet. Nasıl gidiyor şeker ölçümleri? Kaç oluyor mesela? Kaç bakıyorsunuz? Evet. Şeker kaç oluyor? Şeker ölçüm cihazınız var mı? Şekeriniz kaç oluyor? En yüksek 180, 190'ı buluyor. Yani çok yüksek değil. Biraz daha şekeri düşürmemiz lazım. Bir de prostat var mı? Prostat tedavisi alıyor musun? Ona gittim. Prostat olan yok yani. Var demediler. Tamam. O zaman şekerden kaynaklanıyor büyük ihtimalle. Şekeri birazcık düşürmemiz lazım. Şeker... Bu şeyi nasıl
Şeker yüksek olduğu zaman idrarı çok çıkartır. Evet. Tamam, teşekkür ederim. Tamam. Biz teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için Muhsin Bey. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Ne demek? Çağrı arıyoruz da. Tamam, evet. Bakarız. Biz bekliyoruz. Buralardayız. Evet, herhangi bir telefon hattımızda biri yoksa bekleyen sırada isterseniz sorularımıza geri dönelim hocam. Ben de artık sorularımı söyleyeyim. Birkaç sorum daha kaldı. Gribal enfeksiyonların en son tehlikesinden bahsediyorduk. Yarım kaldı. Gribal enfeksiyon tehlikesi nedir hocam? Vücutta ne gibi problemlere, sorunlara yol açar? Evet, gribal enfeksiyonun tehlikesi, riskleri, en önemli riskleri en çok karşılaştığımız akciğerde bronşit, daha ötesi zatüre. Yani bizim tıpta pnömoni dediğimiz bir olaya sebep oluyor. Hı hı. Tedavisi mutlaka yapılması gereken bir durum. Sık karşılaştığımız ve en önemli sorunlarımızdan bir tanesi bu. Onun haricinde orta kulak iltihapları, otit dediğimiz tablo, hı hı. Bademcik iltihapları, işte tonsillit ya da sinüzit. Bunlar sık karşılaştığımız tehlikeleri, riskleri, komplikasyonları diyelim. Hani hastanın ileriki evresinde karşılaşacağımız sorunlar. Bunları tedavi etmemiz lazım. Nedir o zaman? Bademcik iltihapları, orta kulak iltihapları, akciğer enfeksiyonları, yani bronşit ve zatüreler, gribal enfeksiyonun komplikasyonları. Evet hocam, gribal enfeksiyonlarla devam etmeden önce hemen telefon hattımızda bir konuğumuz daha var. Mustafa Yağmur Tokat'tan arıyor. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar Mustafa Bey. Hemen sorunuzu alalım hocamıza. Ben iki senedir tansiyon var bende. Evet. Evet. Zofretest diye bir 15 mililitrelik gramlık hap kullanıyorum. Evet. Dinliyorum. Buyurun. Şimdi bunun böbreklere bir zararı var mı hocam? Şimdi şöyle, tansiyon ilaçlarının böbreklere bir zararı yok. Hatta böbrek koruyucu özelliği de var. Fakat yüksek tansiyonun böbreklere zararı daha çok. Yani kullandığın ilaçla tansiyon eğer 14.9'un altında duruyorsa biz bunu tedavi olmuş sayıyoruz. İlacı devam diyoruz. Fakat tansiyon hastalarına biz şunu yapıyoruz. Şeker hastalarına da. Bak işte sen bu ilacı aldın, ilaç sana iyi geldi, tamam sorun yok. Hani ola ki ileride bir riskle karşılaşır mısın, karşılaşmaz mısın diye 3 ayda bir bize kontrole gel. Hasta 3 ayda bir kontrole geldiği zaman genellikle siz de ya dahiliye doktoruna ya da aile hekiminize kontrole gidersinizdir. İlla ki gidiyorsunuzdur ya da gidiyor olmanız lazım. Orada doktorlar size hep böyle bir tahlil yaparlar. İşte amca, teyze, hani deriz ki ya bir kan tahlilini, bir idrar tahliline bakalım deriz hastaya. İşte biz o tahlilleri yaparken hastanın karaciğer, böbrek tahlillerine mutlaka bakarız. İşte üre, kreatin dediğimiz böbrek değerleri, böbrekle ilgili fonksiyonlar bunlar kanda. Onlara bakarız. Zaten onlarda bir yükselme olursa işte ilaca bağlı mı, başka bir sebep var mı yok mu diye araştırırız. Tedavisini ya değiştiririz ya ilacı keseriz. Ama Zofretek diye kullandığınız ilacın birinci derecede böbreğe bir zararı yok. Fakat 3 ayda bir tedbir amaçlı kontrollerinizi, tahlilinizi yaptırmanız gerekir. Ya aile hekiminde ya bir de aile doktorunda. Ama birinci derecede ilacın bir zararı yok. Güvenle kullanabilirsiniz. Evet. Mustafa Bey de cevabını aldıysa. Oldu, teşekkürler. Sağ olun. İyi akşamlar efendim. Çıkalım. Evet hocam. Gördüğünüz gibi vatandaşımızın dediğim gibi merak ettiği çok konular var. Özellikle daha çok tansiyon tabii. Galiba. Şimdi şöyle, dahiliye uzmanıyım ben. Hı-hı. Ve dahiliye uzmanı birçok hastalıkla evet. ilişkili bir branş olduğu için. Hı-hı. Hani özellikle 40 yaş ve üzeri, işte 50 yaşlarda, 60 yaşlarda sık karşılaştığımız, dünyada da ülkemizde evet. de bir sağlık sorunu hipertansiyon, işte yüksek tansiyon. Kesinlikle. Aslında bir sonraki programda onu konuşsak herhalde daha yoğun olacak. Aslında programımız. Evet, sormak istediğim sorular arasında şeker da hastalığı, evet, vardı, işte vardı ama hastalar işte hı-hı. biraz bazen takipsiz oluyorlar. Bazen işte kontrol altında olmuyorlar. O yüzden işte bu tür telefonla ilgili evet. Aslında dediğim gibi hipertansiyonla ilgili, şeker hastalığı ile ilgili de soracağım sorular vardı ancak vatandaşlarımız benden erken tabii, davrandı sağ olsunlar. Onlar hepsi birer konu tabii. Evet, hepsi birer konu ayrı ayrı. Hepsi birer programlık konular diyelim. Şimdi en son yine gribal enfeksiyonlara dönecek olursak, gribal enfeksiyonlar tehlikeli midir dedik. Nedenlerini konuştuk. Neden
belirtileri nelerdir dedik. Ve yine inşallah süremiz kalırsa bunları konuşmaya devam edeceğiz hocam. Evet. Ama dilerseniz telefon hattımız var tekrar. Telefon hattımızdan bağlayayım. Sibel Erdoğan Ordu'dan arıyor hocam. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkürler. İyi akşamlar. Öncelikle böyle bir yayın yaptığınız için çok teşekkür ediyorum hepinize. Evet. Doktor Bey'e bir sorum olacaktı. Ben yaklaşık 2 aydan beri bağırsak sendromu yaşıyorum. Birkaç defa doktora gittim işte. Tetkikler falan yapıldı, röntgen çekildi falan. Hiçbir şey çıkmadı hocam. Evet. Sadece bağırsağımda biraz gaz olduğu söylenildi bana. Ve gerekli ilaçları kullandım ama geçmedi. Hani ne zaman geçebilir, bununla ilgili bilgi verirseniz sevinirim. Tamam. Şimdi yani bağırsak... sebepleri nelerdir? Tabii bağırsak problemleri şöyle. İki çeşit bağırsak problemi var. Birincisi akut. Yani işte bağırsak enfeksiyonları, ishaller. Geçici durumlar yani. Akut dediğimiz ilaçlarla veya kendi kendine geçen durumlar. Bir de kronik durumlar var. Kronik durumlar kalıcı olanlar. İşte bunlar ishalle kendini belli eder. Kabızlıkla kendini belli eder. Ya da bazen ishal, bazen kabızlık, ağrı, şişkinlikle kendini belli eder. Şimdi biz bu tür bağırsak problemiyle gelen hastaları basamak basamak tetkik ediyoruz. Mesela ben kendi öyle yapıyorum mutlaka. Önce normal kan tellerini ve dışkı tellerine bakıyorum sırayla. Ondan sonra karaciğerinde, safra kesesinde, işte ne bileyim mide bağırsak sisteminde, hani ultrason midenin bağırsakların içini göstermiyor ama en azından safra yollarıyla ilgili bir problem varsa bize bilgi veriyor. Ne dedik? Birincisi kan tellerine bakıyoruz. Enfeksiyon, evet. Kansızlık, tiroid hormonları, işte bağırsak tembelliği yapan sebepler var. İkincisi büyük abdest tellerine, dışkı tellerine bakıyoruz. Bir iltihabi mikrobik bir şey var mı? Üçüncüsü ultrasona koyuyoruz hastayı. Yani kolay bir tetkik. Her yerde yapılan. Yani radyasyon yok, bir şey yok. Rahatlıkla yapılabilecek bir tetkik. Ultrasona koyuyoruz. Fakat ondan sonra, ultrasondan sonra geriye bir tane tetkikimiz kalıyor. Bunda işte hastayı iyi sorguluyoruz. Kansızlığı var mı, kan geliyor mu, ailede kanser öyküsü var mı, iltihaplı bağırsak hastalığı var mı, yok mu gibi. Yani biraz daha ciddi hastalıklar ararken bu tetkik yapıyoruz. O tetkikte duymuşsunuzdur. Belki de söylemiştir çevrenizde arkadaşlar. Kolonoskopi. Kolonoskopi. Evet, kolonoskopi de yaptıktan sonra işte iltihaplı bağırsak hastalığı, bağırsakları darlık, tümör, kist, uğur, yani aklınıza gelecek her türlü hastalığı dışlamış oluyoruz. Önemli bir hastalık var mı, yok mu? Yoksa en son tekrar başa dönüyoruz. Diyoruz ki bakın sizde işte bağırsakla ilgili önemli sağlık bir sorunu yok. Fakat başka sağlık problemleri de bu tür rahatsızlıkları yapabilir. İşte onların isimleri tıpta işte sinirsel kolit dediğimiz, spastik kolon dediğimiz ya da irritable bağırsak sendromu dediğimiz tıpta değişik değişik isimler veriyoruz ama hepsi aynı hastalıktır. Bağırsaklarda strese bağlı, sinirsel veya işte ailesel de oluyor bazen. Tembellik, düzensizlik sorunu var. Şimdi bunu hocam, tedavi etmeye gidiyoruz. Hocam, tetkikler yapıldı bana yalnız. Hiçbir sıkıntı çıkmadı. Sadece hafiften bir gaz olduğu söylenildi. Kolonoskopi yaptınız mı? Ya hepsi yapıldı artık. Kan tahlilleri vesaire hepsini yaptırdık. Bağırsak endoskopi yapıldı mı? Efendim? Kolonoskopi yapıldı mı? Bağırsak hortum atıldı mı? Yok, onu yapılmadı sadece. Ultrasona girdiniz mi? Evet, onlarda hiçbir şey çıkmadı işte. Önce değişik bir şeylerden şüphelendiler. İşte gelgitlerim oldu, ilaçlar kullandım ama... bu yalnız sadece 2 aydan beri var. Hani bundan daha öncesinde öyle bir şey yoktu. 3 önce geçirmiş olduğum bir rahatsızlıktan dolayı ben antibiyotik kullandıktan sonra zaten bu şekil oldu hocam. Ya bence bir kolonoskopi yapalım size yani. Hani ya işte bizde ya başka bir sağlık merkezinde kolonoskopi yapmadan bir şey yok demek biraz hani havada kalıyor, öyle söyleyeyim. Biraz eksik kalıyor yani. Kolonoskopi peki, kolay bir tetkik. Peki şöyle bir şey soracağım hocam. Bağırsak rahatsızlıkları geçici midir? Böyle kalıcı bir şey kalıcılar olabilir da var mi? Tabii. Mesela sinirsel kolit, işte spastik kolit dediğimiz durumlar kalıcı, kronik. İlaçlarla rahatlatıyoruz ama bazen tamamen hastalığı ortadan kaldıramadığınız vakalar var. Hem de çok. Yani bağırsakta bir nasıl söylesem bir çalışmasında bir düzensizlik var. Fonksiyonları bozuk. Yani yeterli dışkılama olmuyor, işte ağrı oluyor, şişkinlik oluyor, zaman zaman ishal, zaman zaman kabız. Özellikle stresli zamanlarda çok oluyor. Onu da bu tür ilaçlarla, bağırsak düzenleyici ilaçlar veriyoruz. Sinirsel olduğunu düşünürsek, sinirsel ilaçlardan da psikiyatriden destek alarak onları da veriyoruz. Ama her ne olursa olsun şikayetleri en azından bir yarı yarıya azaltıyoruz yani. Hani bazen ortadan kaldıramıyoruz ama çoğunlukla yarı yarıya azaltıyoruz. Evet. Ama kolonoskopi unutmayın, aklınızda olsun. Kısa zamanda bir kolonoskopi yaptırın bence. Evet Sibel Hanım, teşekkür ediyoruz size. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyoruz.
Hocam bu akşam gördüğünüz gibi yoğun bir program oluyor. Evet, her konudan sorular geliyor dahiliye ile ilgili. Mide, bağırsak, sindirim sistemi de bizim bir konumuz, parçamız. Evet, bundan sonra da herhangi bir telefon varsa son bir telefon alalım. Çünkü programımızın da süresi daralıyor. Daha gribal enfeksiyonları konuşamadık. Gribal enfeksiyonları konuşuyorduk en son, dediğim gibi tehlikelerinden bahsediyordunuz. Daha sonra bu tehlikelerden bahsettikten sonra hocam tedavi yöntemlerini de isterseniz biraz değinelim gribal enfeksiyonların. Evet, ilaç tedavisi vesaire var dediniz. Bundan önce alınması gereken önlemler olduğunu söylediniz. Yani gribal enfeksiyonlara neler iyi gelir? Evet, gribal enfeksiyonlara öncelikle şöyle şuradan başlayayım. Bulaştırıcılığı önlememiz lazım. Yani mesela hasta kişilerin maske takması lazım. Veyahut hasta kişilerle aynı ortamı paylaşan diğer bireylerin kendini korumak adına hasta kişi bulaştırmasın diye, hasta olmayanlara da hastalık kapmasın diye maske kullanması lazım. İkincisi hapşırırken veya işte öksürürken işte ya bir peçeteyle, bir mendille, hiçbir şey yokken kendi elimizi kullanaraktan, hani evet, kolumuzu kullanaraktan korumamız lazım. Yani bulaştırıcı önlememiz lazım. Üçüncüsü, ellerimizi her zaman mutlaka bol suyla, sabunla yıkamamız lazım. Hasta bireyler, sağlam bireylerle işte ortak eşyaları, işte havluydu, işte ev içinde ortak kullandığı eşyaları kullanmaması gerekir. Bol su tüketecek, vücut sıvısını özellikle kaybetmek için. Efendime söyleyeyim, işte dediğim gibi besinlerden sebze, meyve ağırlıklı beslenecek o dönemlerde. Bir de özellikle kuru iklimlerde yaşayan insanlar, İç Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu'da nem oranı çok düşüyor kışın. Hastalıklar da zaten daha çok böyle ilkbahar, kış sonu, sonbahar sonu, kış ve ilkbaharda o dönemde oluyor. İşte peteklerin üzerine işte nemlendirici su buharları, işte sobaların üzerine nemlendirici çaydanlıklar, hani buharı olup, işte duş iyi gelir mesela. Özellikle burun tıkanıkları nezlede hemen açılır, rahatlar, nefesi rahatlar hastanın. Fakat tedavi edemediğimiz ilerli vakalarda, özellikle virüslere bağlı olduğunu düşündüğümüz hastalarda antiviral ilaçlar var. İlaç da hastaya İlaç yazıyoruz. Yapıyor. Evet, diyoruz ki arkadaş seninki virüslere bağlı, şu ilacı alman lazım. Başka türlü bu ilerler. Bakteriler de eşlik ettiyse antibiyotikleri de... Aslında bayağı tedavi yöntemleri var diyelim hocam. Ekliyoruz. Evet hocam, telefon hattımızın diğer bir ucunda yine bir konuğumuz arıyor. Filiz Şükür hanımefendi İstanbul'dan arıyor tekrar kendileri. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Merhaba. Filiz Hanım, televizyonunuzun sesi galiba açık, yankı yapıyor buraya da. İsterseniz televizyonunuzun sesini de kısarsanız çok daha rahat bir şekilde iletişim kurabiliriz sizinle. Evet. Tamam. Buyurun, sorunuzu alalım hemen. Ben doktorum. Ben hocama bir şey sormak istiyorum. Benim sağ kolum, bir de göğsümün üstü bayağı bir ağrı yapacak. Evet. Ne yapmam lazım? Hangi bölüme gitmem lazım? Şimdi uyuşukluk, karıncalanma var mı? Var. Koltuk altımda bir dalgetten. Öksürük, balgam. Oluyor hocam. Sol tarafta var mı ağrı? Sol tarafta bu kadar yok hocam. Sağ tarafında var. Tamam. İki tane doktorla işiniz var. Birincisi bir dahiliye uzmanı arkadaş, bunu halledebilir. Akciğer filmi çektirecek. Kan tellerinize bakacak. Herhangi bir şey var mı yok mu diye. Eğer akciğerle ilgili bir problem yoksa ikinci gideceğiniz doktor nöroloji uzmanı. Boyun fıtığı, sinir sıkışması, işte o tarz şeyler var mı bu diye onun işte sinir testi ya da MR'ı çekilecek. Yani tanı koymak bu tür şikayetlerde kolay. Bir akciğer filminizi çektireceksiniz. Akciğerde bir şey var mı yok mu diye kan tellerinize beraber. O aynı gün çıkar zaten. Bir saatte çıkıyor teller, tetkikler birçok hastanede. Devlet hastanelerinde bile artık aynı gün çıkıyor yani. Akciğer filmi, kan telleri, bir şey varsa doktor söyleyecek, yoksa nöroloji doktoruna sinir sıkışması, boyun fıtığı var mı yok mu diye gitmeniz lazım. İki doktorla işiniz var. Şu anda durum onu gösteriyor. Evet. Bir dahiliye, iki nöroloji. Evet. Hocam, ağrıdığı zaman göğsümün ortası çok
ağrıdığı zaman göğüs evet. ortası çok pere, yani ağrıyor, ağrısı çok oluyor. Nefesimi kesiyor. Evet, o yüzden akciğer filmi mutlaka çektirmeniz lazım. Akciğer filmi çektirmeniz lazım. Akciğerde bir şey var mı yok mu diye onu görmemiz lazım. Hocam bir sorum daha var size. Buyurun. Buyurun. O da oğlum için soracaktım. Tabii, buyurun. Oğlum 2 sene önce yandı. Evet. Şimdi o yandıktan sonra yeme içmesi, gelişmesi yok hocam. Yani hem boy vermesi, ne yapmam lazım hocam? Şimdi yanma nasıl bir yanma? Yaygın vücut yanığı mı yoksa belli bölgede mi? Evet. Vücudu, evet. Karın bölgesi, çene altından karın bölgesi komple yandı. Evet, yanıklara bağlı o bölgede mutlaka bir iz, skar dokusu kalıyor. Fakat eğer gelişmesi geri ise, yemesi içmesi yetersizse onun kan değerlerine baktırmanız lazım. İşte demir, B12, vitamin, çinko değerlerine baktırmanız lazım. Onlarda bir yerde eksiklik varsa onların takviyesini yaptırması lazım. Yani yapmanız gereken kan tahlilleri yaptırmak. Eksik, gedik ya da işte vücutta herhangi bir hastalık var mı yok mu diye. Tahlillerde bir problem varsa zaten doktor arkadaşlar mutlaka tedavisini verip en azından büyüme gelişme sorunlarını halledebiliriz. Aklıma gelen o şimdilik. Bir tahlillerinizi yaptırmanıza fayda var. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Filiz Hanım. Akşamlar. Teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Hocam süremiz de çok daralıyor. Bu son telefonumuzdu. Daha telefon alamayacağız. Son bir sorumu yönelteyim ben size. Programımızı kapatmadan önce şöyle tekrar gribal enfeksiyonlarla devam edelim diyelim. Gribal enfeksiyonlarda en çok merak edilen konulardan bir tanesi de gribal enfeksiyon sırasında işitme kaybı olduğu söyleniyor. Evet. İşitme kaybı gerçekten oluyor mu? Neden oluyor böyle bir şey? Yani ani ateşlenmelerden vesaire mi kaynaklanıyor? Buyurun. Evet, gribal enfeksiyonlarda işitme kayıpları oluyor. Özellikle çocuklarda çok sık görüyoruz bunu. Hı hı. Sebebi şu, tedavi edilemeyen, ilerleyen vakalarda orta kulak enfeksiyonu gelişiyor. Orta kulakta pürülan dediğimiz böyle yapışkan, sarımtırak bir sıvı vücut bu enfeksiyonu atmak için oluşturuyor. Fakat bir şeyden sonra enfeksiyonun o bölgede kümelenmesi, işte vücudunun artan bu sarı yapışkan sıvısı, östaki borusu dediğimiz borunun tıkanmasına, o bölgede işte efendime söyleyeyim bir katı yapışkan bir dokunun oluşmasına sebep oluyor. Bu da kulakta işte işitme ile ilgili bölümde hasar meydana getiriyor. Evet. Ve ateşin kendi yüksekliğinin den ziyade birazcık daha şeyle alakalı, enfeksiyonun kulağa verdiği hasar, öyle söyleyelim. Yani evet. Enfeksiyonun tedavi edilemediği ve ilerlediği vakalarda kulakta meydana gelen hasar işitme kayıplarına sebep olabilir. O yüzden erken bir şekilde tabii ki doktora gitmesi lazım. Daha özellikle biz şöyle diyoruz, yani yüksek ateş 3 günden uzun sürüyorsa, işte sarı, yeşil, burun akıntısı, balgam geliyorsa, işte bebeklerde, çocuklarda, hani biraz daha küçük çocuklarda işte iştahı azalıyorsa, halsizse, beslenemiyorsa, uykuya meyilliyse, yani işler biraz ters gidiyor demektir. Evet. Ya işte hadi geçer, bir ağrı kesici, bir ateş ucu verelim, bir şey olmaz, 3-4 günde atlatır falan değil de, çocuksa işte bir çocuk doktoruna, işte yetişkinse bir dahili uzmanına, göğüs hastalıkları uzmanına ya da kulak burun boğaz uzmanına, yani gribal enfeksiyona birçok hekim bakar. Birinci basamakta aile hekimleri tabii tedavisini çok rahat verebilir bunun. Yani bir hekim arkadaşlara hastaların danışması lazım. Yani 3 günden uzun sürüyorsa, özellikle yüksek ateş 38'in üstündeyse, önemli kriterler bunlar. Evet hocam. Hocam programımızın da sonuna geldik. Yani gerçekten çok yararlı bir program olduğunu düşünüyorum. Özellikle de telefonda arayan vatandaşlarımıza baktığımızda Tokat'tan arayan oldu, İstanbul'dan arayan oldu, Ordu'dan arayan oldu. Özellikle de İstanbul'dan vatandaşlarımız gerçekten çok ilgililer. Programımıza teşekkür edelim. Öncelikle onlara da buradan yayınımıza da katıldıkları ve bizlere de destek oldukları için. Sizin de ağzınıza sağlık diyelim hocam. İnşallah bir başka programda bizler tekrar sizi ağırlamak isteriz ve bu gerçekten bilgilerinizden hem biz hem de vatandaşlarımız yararlansın isteriz. Son olarak söylemek istedikleriniz varsa ek olarak onları da alalım. Programımızı kapatalım efendim. Evet. Bütün hastalarıma geçmiş olsun diyorum.
İnşallah hastalanmazlar, bize gelmezler. Herhangi bir sağlık problemleri olduğu zaman biz buralardayız. İstedikleri zaman arayıp sorabilirler, danışabilirler. Bildiğimiz doğruları en iyi şekilde kendilerine söyleriz, iletiriz. Programımız için, bize fırsat verdiğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, gerçekten bir şeyler anlatıp insanlara faydalı olabildiysek ne mutlu bize. Evet. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan hocam. Değerli izleyenler, bir Sağlık Dünyası programımızın daha sonuna geldik. Tekrar haftaya görüşmek dileğiyle şimdilik sağlıklı kalın. Sevgi Hastanesi sundu.